Balıklı Besler Kızım sezonumuz açılmıştır. Evet, merhaba, ben Orhan Şef. Balık sezonumuz açıldı ve size güzel bir balık ekmek tarifiyle geliyorum. Şimdi balık ekmek nasıl yapılır tarifiyle geliyoruz. Hadi bakalım Defne, hazır mısın? Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Evet. Evet, hadi şimdi ne yapacağız? Bunları pişirmeye gidiyoruz. Önce tabii ki balıklarımızı temizleyip filotosunu alacağız, sonra pişireceğiz. Evet, ilk önce palamutumuzu alıyoruz. Palamutlarımızı temizleyerek işe başlıyoruz. Biz balığımızı ızgarada yapacağız. Izgaralık fileto şeklinde balığımızı çıkaracağız. Şimdi bu pulsuz palamut pulsuz balıktır. Kafasını koparacağız, filetosunu çıkaracağız. Evet, şimdi solungacının altından şu şekilde kafasını kesiyoruz. Evet, şu kemiğe, orta kemiğe dayandırarak şöyle filetosunu alıyoruz. Evet, orta kılçığını da aldık. Bunu da balık fondu, balık suyu yapabilirsiniz. Şimdi burada kılçıkları kalmamış. Şu orta kılçıkları var. Bunları da şu şekilde çekip alabilirsiniz. Cımbız da kullanabilirsiniz. Şuradaki kılçıklarını şöyle bıçak yardımıyla da alabilirsiniz. Evet, palamutlarımızı temizledik. Filetosunu çıkarttık. Şuradaki orta kılçıkları elimizde aldık. Sonra bir sudan geçirdik. Kanını akıttık. Şimdi de biraz marine edeceğiz. Şöyle defne yaprağımızı ikiye bölüyoruz, atıyoruz. Sonra bir dal biberiyemizi atabilirsiniz. Bu tabi tercihe kalmış. İsterseniz bunları atmayabilirsiniz. Şimdi zeytinyağı atacağız. Sadece zeytinyağı da atabilirsiniz. Zeytinyağımızı da atalım. Şöyle bir yarım çay bardağı kadar zeytinyağımızı da attık. Şimdi hafiften bu fazla balıklarımızı zedelemeden şöyle alt üst yapıyoruz. Bu biberiyenin, defne yaprağının aromasını alsın. Hafiften şu alt üst ediyoruz. Bekletiyoruz. Şimdi bu arada bunlar burada beklerken biz de mangalımızı yakacağız. Şimdi tuzumuzu atmıyoruz. Mangalımızı yakacağız. O mangal kurulana kadar burada marinasyonda zeytinyağında bekleyecek. Pişerken tuzunu atacağız. Çünkü tuzunu şimdi atarsak balık suyunu salar. O zaman daha sertleşir. O yüzden şimdi sadece zeytinyağı ve baharatımızı attık ve bekletiyoruz. Şimdi mangalımızı yakmaya. Tabii ki sosta beklerken yine buzdolabında bekletiyoruz. Dışarıda bekletmiyoruz. Evet, mangalımız hazırlanırken bir yandan ekmeklerimizi hazırladık. İçine koyacağımız malzemeleri bahçeden taze topladım. Biberim, acı biberim, maydanoz, limon ve soğanı da yine limonlayıp tuzladım. Siz sumak da atabilirsiniz. Tercih sizin. Ve taze domateslerimiz hazırladık. O marine ettiğim sostan çıkardım. Direkt tele dizdim. Önlü arkalı tuzladım. Ve kor olmuş mangalıma balıklarımı dizdim ve şimdi pişiriyorum. Balıklarımızı çok fazla kurutmadan önlü arkalı pişireceğiz ve ekmeğin arasına koyacağız. Çok fazla kurutmuyoruz ki içi sulu kalsın ve balığın lezzeti gitmesin. Ön tarafını pişirdik. Şimdi arka tarafını pişiriyoruz. Bakın hafif kızardı. Çevirdik. Şimdi öbür tarafını da hemen kızarınca alacağız. Ön tarafı biraz daha geç pişerken burası hemen 1 dakika 2 dakika içinde pişiyor. Ona göz önünde bulundurun. Bakın pişti. Şimdi alıyoruz, ekmeklerimizi arasına koyacağız. Evet, balıklarımız pişti. Hemen ekmeğimizi şöyle açıyoruz güzelce. Palamutları koyuyoruz. Şöyle. Daha palamutlar yağlanmadı. Biraz yağlanmasını bekleseniz daha da iyi olacaktır. Ama böyle de yine zeytinyağı aldığımız için güzel bir balık ekmek tarifi sizi bekliyor. Evet, limonumuzu sıkalım. Oh. Evet, şimdi afiyetle balık ekmeklerinizi yiyebilirsiniz. Evet, tadına bakalım. Nefis bir balık ekmek tarifi sizi bekliyor. Afiyet olsun. En güzel tarifler sizinle olsun.